Efendim hepinize merhabalar. Artekin Oyunları'na, Artek TV'ye hoş geldiniz. The Long Dark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her sabah olduğu gibi bugün de kaçıncı? 63. gün, daha doğrusu 63. 4. gündeyiz şu an bu sabah. 64. sabahtayız. Bir rengeyi bulma umuduyla gözümüzü kasabanın tepelerine gezdiriyoruz ama nafile gelmiyor. Gelmeyen ve gelmeyecek olan bir gemiyi beklemek gibiydi rengeyi. Tıp okuyorsun yani, bitmemesi normal yani 25 yaşında bence. Yaşındaki bir durum değil. Ah. Üzdü. Nerede okuyorsun? Dur bakayım, Eskişehir. Aa, neden seçimden Eskişehir geldi? Eskişehir'de mi okuyorsun tıpkı? Bir anda Eskişehir diyesim geldi. Eskişehir'de tıp var mı gerçi, onu da bilmiyorum. Geyik yok. Ne yapacağız? Ne yapacak? Ne yapacak bu millet? Geyiğim yok. Aa, kömür. Kömürüm ne kadar benim? İşaret kömürü. Ama. Bir tane. Yetmez. Dolaptan kömür alayım. Bu benim evim miydi lan? Bu benim evim değil. Biz yanlış eve geldik. Bu benim evim değil. Dolaptan işaret kömürü alıp tekrar harita keşfine çıkabiliriz bence yukarıya doğru, Mr. Lake'in o bölgelerine doğru. Neredeydi? İşaret kömürüm. Burada. Oo, 63 tane. 10 tane alıyorum ama. Aa, 10, 12. Yani 10 tane yeter. Yemek var mı yanımda? Yok, yanıma yemek de alayım. Yolculuğumuza çıkalım ondan sonra. kalori güzel. Bu. 960 kalori güzel. İki tane daha fazlası. Bizi sıkıntıya sokuyor zaten şimdi. Fırtına çıkacak. Bu yoldan dümdüz yine balıkçı kampına, oradan yukarıya gitmem lazım. Oraları keşfetmem için. Ama bir fırtına geliyor ve hava sıcaklığı hiç iç açıcı değil. Ben düşünüyorum. Keşife gitmeli miyiz? Ben de gitmeliyiz yani. Sıkılıyorum çünkü, yeter. Niye bu kadar yavaş koşuyor karakter? Suratıma rüzgar vurduğu için doğal olarak. Okey. Buradan şuraya dümdüz koşmam gerekiyor. Köprüye çıkmak için. Ekranda ekran var. Evet, ekranda ekran var. Atıp hapşurdu mu? Ne yaptıysa. Bir ara olan yalan mendille silmem lazım. Bakalım. Ha, pişiriyor seviyeme bakacaktım ben bu arada. Aa, pişiriliyor seviyem 4-5 olacak. İlk 5 olan seviyem bu olacak sanırım ya. Aynen. İlk 5 level'ım o olacak sanırım. Ondan sonra da okçuluk. Çok yavaş gidiyoruz rüzgara karşı ya. İnanılmaz yavaş gidiyoruz. Yani düşün, arka arkaya bile aynı hızla gidiyoruz yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Arka arkaya daha mı hızlı gidiyoruz? Evet. Aa, saçmalığa bak. Arka arkaya daha hızlı gidiyoruz.
Lol. Niye öyle bir şey var? Baş ya okçuluk 5 olsun. Benim tek istediğim ilk yani tek istediğim demeyeyim de bir an önce 5 olmasını istediğim şey okçuluk. Çömelerek ateş edebilmem için. Çömelerek ateş edemediğim için çok sıkıntı oluyor benim avlamalarda. Hani ok kaybına sebep oluyor. Geyik avlarken bile oklarım kaybolabiliyor maalesef. O yüzden bir an önce 5 level olup okçulukta çömelerek ateş etmem gerekiyor. Hem de kritik vuruşlarım tam maksimum seviyeye gelmiş olacak. Daha rahat tekleyebileceğiz. Avlarımızı. Nasıl daha yolu gözüküyor ama. Tepe. Kar parlıyor. Keşif için önce iç kısımlara mı gitsem yoksa nehri mi takip etsem kararsızım. Yani şuraları mı açayım yoksa nehri mi takip edeyim? Bence nehri takip edeyim, bu altı açarız zaten. Evet, iki tane kurt var. Burada bir level kasabiliriz şu an. Ya yani dikkatleri bana yönelirse. Bir tanesine yönelecek gibi birazdan. İkisi aynı anda yönelmez inşallah ya. Öndeki sen bana gelsene. Gel. Oo bu olmadı. İkisi birden geliyor. Tamam güzel tekledik gel. Gelirken zikzak yapmasından nefret ediyorum. Sen de gel. Gel oğlum. Ölmez ya. Ok sırtında kaldı bir de pezevengin. Bu olmadı işte. Az bir ok daha kaybettik abi. Onun peşine düşmem lazım ya. Onun peşine düşmem lazım. Sallamam. Ok başlarım yok oluyor. Bundan nefret ediyorum ya. Hem ok yiyip hem bıçak darbesi yiyip ölmemesi biraz saçma değil mi ya? Ok sırtına gitti sanırım bu arada. Kafasına değil de sırtına vurdu galiba. O yüzden tek yemedi. Bir de fırtına da var şimdi, kan izi de kapanır. Çok kalmaz o kan izi. Ki hiç kalmamış. Neredeyse. Shit.
Abi nereye gitmiş olabilirsin ya? Ah. Buraya geri dönmedi değil mi? Ama o sağ tarafa doğru gitti ya. Taraflara doğru gitti. Bak keşifi de engelledi. Şu an bütün planımın içine sıçtı ya. Bütün planımın içine sıçtı abi. Nefret ediyorum ya. O kaldı götürdü ya. Oh. Abi vücudunda ok varken o kadar rahat hareket edemez ki o hayvan ya. Acı içinde olması lazım. Her adım attığında okun vücuduna daha çok saplanması lazım. Erken şu bölmüş galiba. Burada bayılmış abi. Bulduk sanırım. Bayılmış burada. Aynen öyle. Daha ulaşacağım yere varmadan yorgunluğum had safhaya fırladı bile. Fırtına yüzünden bile tam suratıma esiyor. İnşallah o kuş nedir hala. Bazen kaybolabiliyor. İnşallah kaybolmamıştır. Sadece 3 okum kalmış olacak. 4 pardon. Harika. Düşürmüş okumu. Düşürmüş okumu. Harika abi, harika. Okumu düşürmüş. İşte düşürmüş. Bu kurt o kurt bu arada. Bence. Bence bu kurt o kurt. Lanet olsun ya. Fırtınada düşmüyor bile kan izi. Gittiğimiz yerde yoktu bile kan izi. Şu an hava fırtınalı olduğu için kan izi bırakmıyorlar. Yoksa o kulübelerin yürüdüğüm yerde kan izi olması lazımdı. Bu
Kuşta yok pek üzümde. Bak mesela bunu öldürdük, sonra vurduk, buradan evlere kaçtı. Ne? Bu ilk öldürdüm değil mi? Bu ilk öldürdüm. Üzücü ya. Gerçekten üzücü. Bir de öyle dandik bir yerde bayılmış olabilir ki. Öyle kuytu köşede. Hiç görmeyeceğimiz. Hiçbir zaman büyü bozuldu. Öyle büyünün ağzına sıçayım Gangplankus ya. Hatırlatma bana. Normalde şu an burada kanize olması lazımdı. Buradan geçti çünkü. Ama yok. Çünkü fırtına vardı onunla kapışırken. Lanet olsun ya. Zımrıtların arasında bir yerde bayılmış olsa keşke ya. Gerçi o kadar hızlı da gitmez kan kaybından da. Ne yapalım Gangplankus, dertliyiz dertli. Aa, bu ne? Taş var burada. Yok abi. Kaybettik. Bir oka daha elveda diyoruz. Elveda. Aldı 4 okumuz. Dört okla bir geyiği bile öldüremeyiz ya. Jailson'dan önce hocanın gitmesi lazım. Keşke şurada yolda karşımıza çıksa. Şurada yolda karşımıza çıksa cesedi ne güzel olurdu. Bu ikisinden biri olabilir mi? Deneşelim ya. Korkanın çocuğu olmaz abi. Belki bunlardan biridir. Gel bakalım. Koca olan. Kapışacağız seninle de. Gel. Bu değilmiş.
need to close my eyes. Tabii. Bu ne? İnsan cesedi, bunu biliyoruz. Neyse, Archer'ı riskilik atmış olduk. Sağımdan karga sesi geliyor, oraya bak bence. Bu cesetten geliyor. Buradan geliyor, başka yok. Buradaki cesetten geliyor. Bir de şurada köprü altında bir insan cesedi var, ondan geliyordur. Bakalım yine de ama. Buradaki köprünün altında bir insan cesedi var. Şurası. Buradan geliyor. Ya ben burayı daha önce ortada açmış mıyım acaba? Aa, cesedi araştırmamışım bunu. Harbiden. Okey, burayı inceleyelim. Okey. Yolculuğa devam. 4 okla avcılığa gidiyoruz. Neyse, evde testlerimiz var ya. Tost makinesini cartı curtu kesip bir ara tekrar da Zulation Point'e gider şey yaparız. Okbaşı. Böyle 15-20 tane yaparım, kökten çözeriz sorunu. Aa, şurada bir tane daha var. Umarım budur. Ne abi? Pardon. Şurada bir tane daha ceset görüyorum. Karakter de çok yoruldu ya koşmaktan. Rüzgar bizi bitirdi ya. Abzan bizi bitirdi. Aa, insan cesediymiş bu da. Çok insan cesedi varmış ya. Koşamıyordu artık karakter. Bak, burada bir ceset daha var. Bu her yerden karga sesi geliyor ha. Da buraya kadar koşmamıştır benim vurduğum ya. Oradan da karga. Her yerden geliyor abi. Ne kadar çok leş var piyasada. Boş. Bir de şurada var. Koşamıyoruz artık, karakter yoruldu. Yolda bir ceset yoktu normalde. Ben bir leş mi bıraktım orada? Kurt. Ben burada bir kurt öldürmedim. Okun üstümde olsun. Okumu ver bana. %100 donmuş. Okumu ver bana. Bunun o olması lazım. Ben burada kurt öldürmedim. Öldürdüm mü hatırlamıyorum. Yok. Gitti okumuz, yalan oldu. Büyük ihtimalle o ve düştü üstündeki ok yani. Ç
Çünkü ben orada kurt öldürdüğümü hatırlamıyorum. Ama sola da kaçmamıştı bizim kurt. Ha, kafam yandı canı. Sonuçta gitti. Yalan oldu. Yalan oldu. Şimdi şuradan kulübeme çıkayım. Kulübemin önündeki o buş fidanların olduğu yerden bir başlayalım işaretlemeye tekrardan. Zaten gece olduğunda evde yatıp dinleneceğiz. Emuşların orada davşan vardı. Belki taşla achievement yapmaya çalışabiliriz. 25 metre achievement'ı. Bayağı bir şey açıldı. İki tane donmuş ceset mi? Allah Allah, ne bu? Bir tane görmüştüm ben sadece. İki tane mi varmış? Dal kırmayacağım ama çubukları alabiliriz. Aa, burada da ceset var. Buna bakmadık. Bir de rengeyine bu keşif yaparken ormanda rastlıyormuşuz. Ne kadar güzel olurdu ha. Vallahi çok iyi olurdu. Buna bakmıştım ben zaten. İki donmuş ceset. Burası bura. O zaman şuraya geçip biraz işaret çakalım. Bunları alayım. Kuş fidanları önemli. Aa, ayı varmış arkamda. Wow, ucuz yırttık ha. Vallahi ucuz yırttık. Böyle işaretleyelim o zaman. Gidiyor ayı. Tavşan korusu. Yani burada tavşan spawnı var diyor bana. Tamam, yukarıya çıkabiliriz o zaman nehir takibine. Devam edebiliriz. Bu ön arkası zaten nehire bağlanıyor sanırım. Ayının mekanı belli. O kulübenin etrafında cirit atıyor. Da bayır işareti geliyor. Mr. Leg yolu olabilir orası.
Nehre çıktık. Yani şimdi piknik alanının şurada kaldığını varsayarsak. Aynen öyle. Devi işaretleyelim abi. Şu ortası kaldı. Biraz ileriye gidip orayı işaretlemem lazım. Ayı geliyor. Gidemiyorum oraya. Şu an gidemem oraya. Ayı geliyor. Yayında başka hangi oyunu? YouTube'da gördüğüm bütün serileri, YouTube kanalına hiç göz atıyor musun bilmiyorum ama YouTube'da gördüğüm bütün serileri canlı yayınlarda oynuyorum. Ayı bu tarafa gidiyor bu arada. Ben oraya gidip işaretleyebilirim. YouTube'da gördüğüm bütün serileri canlı yayınlarda oynuyoruz. Onun haricinde LOL, CSGO. O tarz oynadım. Bana göre yön alıyor ha. Pezevenge bak. O kadar uzaktan da beni duymaması lazım bence ya. Yani duymasın yani o kadar uzaktan da. Ayı tavşan kovalamıyor herhalde değil mi? Ayı kimseyi kovalamıyor ki, yürüyor sadece. Ava çıkıyor güya ama ne kurt avlıyor ne bir şey avlıyor. Tavşan avlıyor. Öyle avlanıyor güya. Şerefsizin garezi bize. Sadece insan yiyoruz resmen. Bitme. Kokmuyorum ya. Koku da yok ki. Bu ayılar son güncellemeden sonra bayağı saçma oldu zaten ya. Güçlü ve saçma. Ooo havada sis çökecek. İşaretleyemeyeceğiz. Tam kamp alanı burası. Burayı işaretlerim lazım. Çok saçma beni buraya kadar takip etmen ya. GPS gibi geliyor ya. Götüme navigatör mü taktın anasını satayım ya. Yolunu bile değiştirmiyor ha. Dümdüz. Dümdüz dik açıyla geziyor pezevenk ya. Bu kadar da ses kasamazsın abi uzaktan. Ama çok saçma. Kurtlar bu kadar çekici olmuyor ya. Canlı geyik. Giysilerimin parçalanmasını, yırtılmasını istemiyorum abi böyle salakça bir şey yüzünden.
Ayıptır ya. Bu kadar da görünmez abi. Bak çömelerek gidiyorum şu an. Hala geliyor. GPS gibi geliyor hala. Çok saçma ya. İnanılmaz saçma. Aynen öyle Genklenkus ayı. Bak. Abi viraj alıyor resmen ya. Yürü git mağarana kardeşim. Baksana. Viraj alıyor resmen. Bana karşı viraj alıyor abi. Çömelmemiş bir şey yaramıyor ki. Şaka bu ya. Başka bir zaman gelir işaretlerim abi. Uğraşmayacağım onunla. Pezevenge bak ya. Hayır, risk varsa buradan değil. Tek okta ölmezse nanayı yeme riskim çok yüksek. Üstümdeki giysilerin hepsi av yapımı. Onların parçalanmasını istemiyorum. Ağzına sıçıyor üstümdeki bütün giysilerin. Ki ayı montu var. Ayı montunu da tamir etmek için tekrar ayı avlayamam yani. Kusura bakmasın kimse. Tuzak yapılıyor sadece tavşanlar için ama. Kapan yok yani, ayı kapanı falan yok. Fırtına geldi. İyi, geceyi de kamp yaparak geçirmiş oluruz. Yine kuytu bir köşeye geçeriz. Köprü altı olabilir. Güzel bir kamp olabilir. Burası muhteşem bir kamp yeri. Muhteşem ya. Kusursuz. Yemeğini. Batman serisi bitince büyük ihtimalle Kingdom, çünkü biraz uzun sürecek. Batman bitince büyük ihtimalle Dying Light'a başlarım. Bakalım. Hadi uyudum ben o zaman. Korkuyorum da ya, çok uzun süre uyumaya. Sanki uyuyorum ya, uyumayız herhalde. Rüzgar yön değiştirip beni öldürür mü?
Onu düşünüyordum da. Aynen bak düşüyoruz yavaştan. Rüzgar yön değiştirdi abi. Sert alıyorum. Ben hiç kimseden izlemedim, hiç de oynamadım. Beni de saracağını tahmin ediyorum. Az çok. Ateş yaksam mı ya? Gerek var mı? Ateşim de azmış. Yakmıyorum. Boşver. Oha. İçi düşüyor. Soğukluk arttı canım. Bir saat daha oluyor. Hava düzelmezse mecbur ateş yakacağım. Ama bir saat uyumam lazım. Kontrol edeyim. Çok düşüyor. Çok düşüyor. Yakın rezalet, hava niye bu kadar soğudu ya? Yakın soğudu. O zamanlar parkur yapıyorsun. Ben zaten sağda solda ne zaman trailer'ını görsem hep parkur hareketlerini falan gördüm zaten zombi kapışmasından ziyade. Bunun bu kadar soğuk olması çok saçma değil mi? Mekan bayağı iyi de hava çok soğuk. Daha soğuk olmamalıydı hava. Söndü. Hava da aydınlanıyor gerçi. Oo bayağı iyi hissediyoruz ha. İyi hava sıcaklığı düzeldi. Tam bir 3 saat uyuruz. İşte güneş ışığının katkısı. Havaya katkısı abi güneş ışığının. Çıkma zamanı.
Oha, direkt Mr. Lake yoluna çıktık lan. İşaretli harbiden. Direkt Mr. Lake geçirdiğini çıktık. Bu kadarını kestirme çıkacağımızı tahmin etmemiştim. Forest oynayıp bitirdim, YouTube'dan izleyebilirsin. Onur, ben ve Bahadır. Forest oynayıp bitirdik. Gameplay'in kısmı. %4 mü? Ye. İnşallah zehirlenmeyiz. Aa, zehirlenmedik. Görüşürüz Lanitra'cığım. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Yine beklerim yayınlara. Öpüyorum. İzle izle Genkulenkus. Böyle istediğin seriler varsa aklına takılan YouTube kanalına gir, benim kanalıma. Oynatma listelerine yaz adını, oradan çıkar. Kanaldaki arama butonuna basıyorsun. Oradan çıkıyor. Biraz sağa doğru gidip şuraları açmam lazım. Buradan değil de biraz sağa doğru. Bu yoldan değil. Biraz sağa doğru. Götüm götüm gideceğiz tepeden. Aynen buralardan. Gideceğiz. Ezilmiş heyfelerini tamir edeceğim. Yok, bende tamir edilmişi var. Onu demir parçası üretmek için kullanacağım.
şöyle işaret edelim. Bitiyor zaten. Benim kanalda Skyrim bulamadım. Skyrim'i ben kendim yayınlarda oynadım sadece çünkü. YouTube'a seri olarak gelmiyordu o. Ben çok önceden başladım ona kendim. Ve yayınlarda oynadık sadece. Seri olmadı yani. Bir tane kömürüm kaldı. Bu da son. Çok açamayacağız buraları. Ama yine bitti kömürümüz ya. Bu kadar işaret yaptık ettik yine bitti. Kömür yani. Saçma burkuyor bile yeni adam ya. Korkma lan, ne first aid'i. Amma panik yaptım. Bileğini burkuna alt tarafı. Bunu da nasıl beceriyorsun her seferinde çözmüş değilim kardeşim ama. Canlı ustalaşmaya başladık ha. Son işaretimizi de buraya harcıyorum abi. Bundan sonra aşağısı kaldı, balıkçı kulübelerinin üstü. Ya da şu yolun sol tarafı, buraya gidiliyor mu bilmiyorum da, ki büyük ihtimalle gidilmiyordur, burası kapalı. Şuradan inip en solu zorlamak lazım. Ona göre bakın. Büyük ihtimalle şöyledir, soldan şuradan inilir en fazla. Beni tahmin ediyorum. Şöyle, çünkü remorkun daha ötesi falan işaretlenmiyor. Buralara gidilmiyor. Şu işaretten aşağısı açılır bence sadece. Mantarlarımızı alalım. O konuşma ya. Ya ayağım burkuldu. Amma konuştum ya. Can vereceksin sanki. Okey, gidelim uyuyalım. Geçecek zaten. 2 saat uyup geçecek. Let's go. Aa, yatakta donmuş lan. Oğlum içeride de donmazsın bu arada ya. Nasıl dondun lan? İçeride donulmaz ki oğlum. Ne yaptın? Kapı açık mı uyudun? Anlamadım ki. What have we here? Oh, that hurts.
Oha çok iyi. Çok iyi. İnsan yapımı yiyecekler hasret kalmıştık. Evdeki buzdolabıma yerleştireceğim onları. Güzel bak buranın loot'unu sevdim. Dur lan uyuyacağız sakin ol. Şimdi okumuz bitiyor. Da topla. Bir, iki, üç. Bir de bunu yapacağız. Dört tane okumuz var totalde. Eylemler topla. Ezilmiş el feneri. Benim evde vardı değil mi el feneri ya? Emin değilim. Eve gidince parçalarız. Riske girmeyeyim. Ha, bundan eminim ama. Parçala abi. Okey. Yapmam gereken bir şey var mı? Yok. Şu var. Ben ev yapımı mantarları hazırla. Üçünü de. I need something to drink and soon. Ah, iç. 2 saatte yatar mıyız? Yatarız. Ondan sonra da eve doğru gideriz. Tabancayla ayağı öldürebiliyorsun. Tabancanın damage'i çok az. Ayağı öldürecek kadar yeterli değil. 4-5 mermi atman lazım üst üste. O kadar da vaktin olmaz. Tabancanın damage'i çok az. Geçmedi mi lan? 4 saatmiş. 2 saat daha uyuyayım mı? Geç olacak çok. Uyuya bir şey olmaz. Okay, let's go. Neredeydik? Buradan dimdirek aşağı çapa. Köprünün... Büyük ihtimalle şuradaki yol bu köprüye çıkacak. Şuradan böyle bir saçma bir yol olacak o köprünün üstü. O dediğim gibi şuradan şurasında sonra elle açacağız biz. Av tüfeğini ben oyuna ilk başladığımda kullandım diye hatırlıyorum çünkü... skill'lerim gelişmiş. Ama bu sev... Nerede o mesela? Tüfek level 2 olmuşum mesela. Kullanmışım tüfek. Evde mesela tüfek mermilerim falan da duruyor bayağı gani gani. Ama... save'e tekrar başladığım zaman... Bu save'e ben 2 yıl önce başlamıştım çünkü ilk olarak. Tekrar başladığımda tüfek yoktu ortalıkta. Oyuna bayağı güncelleme gelmişti. Bu tüfeği bir daha bulamadık abi. Nerede bıraktım, o tüfeğe ne oldu hakkında bir fikrimiz yok maalesef. Yol ikiye ayrıldı ha. Bunları mevzu açabilirim işte. Buraları ne güzel açabilirdik. Şuralar büyük ihtimalle şu an şurası. Şuradan indik buraya doğru gittik. Şuradan şuraya çıkacağız büyük ihtimalle. Bak aynen öyle köprüye çıktık. Buralar gidilmiyor. Gidilmeyen yol. O zaman tahmini işaretimiz şöyle. Şurası şöyle hani burası bile açılmıyor. Buradan böyle. Çok az kaldı zaten. Başka açılmadık yerimiz yok. Buralar dağların en son sınırı.
Buralar tepeler, oyuklar. Belki buraya bir tık açabiliriz. Şimdi zamanında çok. Gerek denizi de full açtık. Aynen şu ayı kulübesi, şu bölge. Bir de şu iki yeri açtık mı? Tamamdır. Eyt be, kaçıncı güne geldik? Hala rengeyi bulamadık. Yazık yazık. Yazık, bitmişiz. Biraz daha kurtu öldürüp level kasalım. Karşıma çıkarlarsa tabii, ya da ben onlara gidip direkt doğrudan. Onların mekanındayız nasılsa. Kütük deposu onların mekanı. Evet, kurt efendiler. Ne yapıyorsunuz bakalım bensiz? Biraz atış talim yapalım mı sizinle birlikte? Ne dersiniz? Bence yapalım. Sesleri geldi, kendileri yok ha. Bir şey söyleyeceğim, ben bu uzaklıkta hiç kurt öldürdüm mü? Öldürdüm galiba. Eski okun peşine düşecektim de. Bunlar zaten öldürdüğüm bir şeyler. Akrabalarının leşleri yerde olunca hiç meydana çıkmıyorsunuz vallahi, bakıyorum da. Yalan olmuşsunuz. Leşleri yerde bırakınca öldürüp öldürüp artık kurtların da gözlerine korkuyu salmışız ya. De meydan okuyacak, karşımıza çıkacak yürekleri kalmamış. Evimin yanındaki leşler kayboldu mu acaba? Ona da bakmak lazım. 2 hafta kasabada rahatız. Ayı olmayacak ama... Bu geyik nerede abi? Geyik nerede? Nerede bu geyik? Yok, ayı leşi hala duruyor orada. Yorulmuş. Okçuluk level'ım kaç oldu bu arada? Oo, bir tane daha atış yapsam level 4 olacak büyük ihtimalle. Tüh, buradan bir tane kurt çıktı hadi kaçın karşımıza. Tam ucunda kalmış.
getting dark in here. Mışıl mışıl uyuyorlar ha. Time to look for shelter. Uyuyun bakalım. Geyik. Yine yoksun piyasada geyik. Yine yoksun, yine yoksun. Ne olacak bu sensizlik? Oo, kankiler. Bir teker teker burayı bir an bir çekeyim ya. Gel gel. Oo, 5 kişi dolaşıyorsunuz. Olmaz öyle, gelin buraya, gel gel. Aa, atlamadım level, niye atlamadım? Aa, atladım. Uzman oldum. Uzman. Kan kaybı süresi %25 azalır. Hmm, daha hızlı kan kaybediyor. %25 kritik, %10, %75 savunum. Ayrıca yağ komisyonunda %50 daha az gidecek. Bayağı buff geldi şu an. Korktu benden biri. Biri korkmadı. Biri cesaretli. Gel. Çok az okum kaldı bu arada. Evet. Sıradaki. Korkuyor. Gel gel. Cesur yok mu aranızda? Gel gel. Akrabanı öldürdüm o kadar. Gel. Evet, başka. Sen de gel. Nijan psikopata bağladım. Gel gel, sen de gel. Hı, gel. Bu kadar. Dörtleşim mi oldu? Dörtleşim var, yok 5. Tertemiz. Bütün bir familyayı katlettik şu an. Etrafımda kurt istemiyorum abi. Böyle level kasacağım. Bakalım ne kadar kasmışız level. Oo, şuna bak, o kadar öldürdüm. Bu kadar gitmiş. Üzücü. Varsa çubuk yapalım biraz. Okey. Ateş yakıp etlerimizi pişirme zamanı geldi bence. %56 balıklar. %58. Yani. Bunlar. Yapmışım. Önce dana etlerini pişirebilirim belki. Ondan sonra da videoyu bitireyim zaten. 1 saat 11 dakika olmuş. Hatta hiç videoyla uğraşabilir miyim? Bir şey zaten. Neyse, video dışı mı yapayım diyecektim de video dışı hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ateşlerimizi yakalım abi. Gönlüm daha. Video dışı hiçbir şey yapmak istemiyorum. Her şeyi sizle birlikte yapacağız videolarda. Hani canı sıkılanlar şimdi videoyu kapatabilir çünkü sadece etlerimizi pişireceğiz, yakıtımızı alacağız. Ama sonra da videoyu sonlandıracağım sevgili YouTube ailesi. Eğer kaçıyorsanız videoya like bırakmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ama biz hala buradayız. Gidiyoruz. En azından bir 5 dakika daha buradayız.
Why didn't that work? Come on. Oha ama. Üç tane kibrit harcadım lan. Yeter. Ah teşekkür ederim Gangplank Us'cum. Bana eşlik ettiğin için minnettarım. Oo, ateş yakma becerimiz de mi lalatladı? Bak bunu yapsaydım siz göremeyecektiniz bunu. Videoda şu yapsaydım siz göremeyecektiniz. Bu arada yayı indiriyorum abi. Çevremde kurt olduğunu hiç sanmıyorum. Yayı indiriyorum o yüzden. İki saat. Çevremde canlı kaldığını hiç düşünmüyorum. Arkada domino mu izliyordun? Oha. Too heavy. Might have to drop some gear. Cooking skill'imiz de artıyor. Oh, rüzgar çıktı, ateşim gitti. Çok kötü ya. Nefret ediyorum bundan ya. Mouth so dry. Dur sönme hemen, sönme, geliyorum, bekle, sönme hemen. Hemen sönme, sönme, sönme. Şale de alamıyoruz. Gözden yalan oldu. Ateşi içeride yakmam gerekiyor. Okey, içeride yakacağız ateşi. Ne yapalım? Yüzde kaç bu? %55 al. %70 kalsın bu. Balıkların hepsini pişirelim. Ya taşırsın, taşırsın, bir şey olmaz. Şimdi balıklarımızdan şey çıkacak bize, benzin çıkacak. Yakıt balık yağından yakacak. Gaz lambası falan kullanabileceğiz. Yak ateşi bakalım bebek. Come on. Aha, yak turned out pretty well.
0.15 litre güzel de geliyor ha gaz yağı pişirince. Az buz değil yani. Güzel geliyor. Dışarı dizip uyuyabiliriz. Petlerimizi de pişti, gazlarımızı yerine koyalım. Bakalım kaç litre çıkmış totalde. Onu görmüş olalım. Sekiz artı bidon. Bunu nasıl birleştirebilirim bununla? Fener yakıtımız var. Onu öğrenmiş olduk. Ama keşke birleştirebilseydik bir donla.
İki tane ok sapı alacağım. Ertesi gün oklarımızı yapmak için hazırlıyorsun, ölürsün. Buradan ok sapımızı alalım. Atmıştık buraya iki tane ok sapı. Tamam. Şuraya fidanlarımı atayım. Vurması gereken fidanlar var. Hepsi dursun orada. Okey. Düğümü çip atabilirim artık oyunda. Gelirmiş. Buluruz. Bunlara yemeklerimizi atalım. Etin haricinde bayağı normal gıdamız da var. İyi oldu bu ha. Güzel. Hoş. Sevdik. İyi loot oldu bizim için. Hem harita keşfi oldum. Hem daha önce uğramadım. Mekanlara uğramış olduk. Uyuyabiliyoruz değil mi? Yani uyuyoruz. Bir günü es geçmiş olacağız ama olsun. Pek bir şey yok. Belki gider. Balık tutarız. Bir şeyler yaparız. Uyumuzu. İşimize gerek var mı? Böyle dursun. Evet sevgili YouTube ailesi, bir sonraki bölümde iki tane okumuz var, onları yapacağız. Coinset'te oku yapacağız, zaman yeterse tabi gece olmadan onu halledeceğiz. Onun haricinde yine rengeyimizi araştıracağız ve nerede map'im benim? Kaç map'i? Şuralara son olarak işareti çakıp ondan sonra bir sonraki bölümde de belki diğer map'e. Artık nerede varsa Mr. Lake'de mi var yoksa Pleasant Valley'de mi var? Geyik avına, rengeyi avına çıkabiliriz ve çıkmamız gerekiyor efendim. Videoyu beğenmeyi ve paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, paylaşımlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bana destek olabilirsiniz. Onun haricinde maddi destek için de yukarıda gördüğünüz koltuk ihtiyacını karşılamak için Twitch'ten bağış yapabilirsiniz ya da YouTube'da üyelik sistemi olarak kanala üye olabilirsiniz. 5, 15 ve 50 liralık eller, yani 5 lira günümüzde. Hiçbir şey, hani imkanınız varsa, destek olursanız sevinirim. YouTube'da katıl butonuna basmanız yeterli. Özel üye olmak için. Efendim şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve iyi oyunlar.